Şimdi meyve fidanı dikmek işlemini anlatacağım birazcık. Şöyle iki karış kadar bir çukur kazıyoruz. Tüplü fidanımız için. Şimdi içerisine çukurumuzu kazdıktan sonra su dolduracağız. Şimdi neredeyse 5 litre kadar suyu döktükten sonra etraftan pişmiş toprak diye tabir ettiğimiz güneşte yanmış olan şu topraklardan alıyoruz, içine atıyoruz. Kuru olanlardan, yani pişmiş toprak olması gerekiyor. Tamam, dur bir. Şimdi şöyle bulamaç kıvamına gelmesi için o pişmiş kuru topraklardan içine attık. Sonra karıştırıyoruz. Bu meyvemizin tabiri caizse, hani bebek nasıl mamayla besleniyor, bu da bizim fidanımızın maması. Bu fidanın köklerinin çok daha yumuşak bir zeminde kolaylıkla tutunmasını sağlayacak bu kıvam. Ve ıslaklık da besleyecek, köklerimizi besleyecek. Şu anda şu otlar, yabani şeyler falan alıyorum. Bakın böyle bir bulamaç hazırladık. Şimdi fidanımızı yerleştirme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi dikkatlice bu poşetinden çıkardık fidanımızı. Bakın şurada bir göz var. Bu aşıdır. Bunun kıbleye bakması gerekiyor. Fidanımızı ona göre konumlandırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bulamacımızın içerisine yerleştirdik. Düzgün durmasını sağlayın mutlaka. Böyle destekleyin. İyice gömmeden önce. Bakın hizasına. Güzel mi? Ağacın hizası. İyi mi? Duruyor mu? Düzgün duruyor mu? Duruyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yerleştirdik ya. Öncelikle az önce çıkan, şurada göstereyim. Yine yuvanın içerisinden çıkan yaş toprakları atacağız içerisine. Öncelikle şöyle. Yağmur yağacak. Tamam. Şimdi bunu sıkıştırmalıyız. Ağacın hizasına bakalım. İyi mi? Güzel. Sıkıştırıyoruz iyice. Gerçekten hava güldürdüyor. Ağaçlarımız için iyi bir şey. Şimdi dikeceğiz. Can suları kendiliğinden olmuş olacak. Tamam. Şimdi artık bol bol toprak yığarak etraftan sağdan soldan sıkıştırdıktan sonra işlemi tamamlıyoruz. Can suyu vermiyorum. Zaten sulanacak diye şöyle sıkıştırarak ağacımızı güzelce diktik. Bismillah dedik. Hayırlısı inşallah. Şöyle çekebiliriz ağacımızla. Kirazımız. Kiraz fidanı bu arada. Hadi bakalım. Tamam.